Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Şöyle çiçeklerimle bir giriş yapmak istedim. Bir yandan da kuşları duyuyor musunuz? Bir sessiz olacağım. Çok güzel ötüyorlar ya. Gerçekten. Biz uyandık, kahvaltımızı yaptık. Şimdi hazırlanıyoruz, eve gideceğiz. Bugün annemler de gelecek. Allah'ım çok heyecanlıyım. Evi bir toparladım. İşte banyolarımı istedim, çamaşırları hallettim. Birçok şey yaptım arkadaşlar. Burak da şuraları falan bir toparladı. Bir masayı falan sildi. Annemler gelince akşam burada çay keyfi yapmaya bayılıyoruz. Yani vazgeçilmezimizdir. Burada oturuyoruz, çayımızı içiyoruz, abur cuburları da dolduruyoruz. Keyif yapıyoruz. Bir de burası böyle akşam güzel bir esiyor arkadaşlar. Yani normalde Ankara aşırı sıcak ama akşamları burası çok güzel esiyor. Yani güzel keyfini çıkarıyoruz. O yüzden buraları falan hazırladık. Evi temizledik. Heyecanla gelmelerini bekliyoruz. Yaklaşık böyle ikindi vakti, akşama doğru gelirler diye düşünüyoruz. Biz şimdi bunu yeni evimize geçeceğiz. Yeni evde ben biraz temizlik yapıyorum. Detaylı bahsedeceğim sizlere. Şöyle çiçeklerim hala burada bu arada. Sabah burada güneş görüyor. Zaten ortancalar genelde gölgeyi seviyor. Genelde değil, gölge seviyorlar. Ama hani biliyorsunuz, şimdi gölgeye koy dersen günün herhangi bir saati mutlaka ışık alan bir yer oluyor. Hani her türlü bir kere de olsa alıyor. Ve o sabah olması daha iyiymiş. Öğleden sonra olan sıcaklık iyi değilmiş. Öyle yaptım. Bakın şuralarda minik minik şöyle göstereyim sizlere. Çıkıyorlar sanki. Suluyorum bol bol. Sularını veriyorum arkadaşlar. Bunları daha şu an ekmedik. Birkaç güne ekeceğiz inşallah. Bahçemize çok güzel bir yer buldum. Bayağı düşündüm bu arada nereye koysak. Hani güneş nereden doğuyor, nereden güzel ışık alırım. Bir yandan da hani bahçede de gözüksün istiyorum. Güzel bir yer bulduk bunlara. İnşallah oraya da ekmeyi düşünüyoruz. Evet, şimdi birazdan çıkalım. Ben şöyle minnoş çiçeklerimi biraz sulayayım. Evde götürülecek varsa onları da götürelim ve evimize gidelim. Şöyle ortancalar bol bol su sever arkadaşlar. Sularımızı koyuyoruz. Bu arada Ankara'da da yetişiyorlar arkadaşlar. Sadece kışın onlara bir koruma gibi bir şey yapmanız gerekiyor. Ekstrada. İyice hani şey olmasın diye. Onu yapacağız işte biz de inşallah. Nasip olursa. Ama böyle ortancalar orada büyüyünce bence çok güzel olacak. Çok güzel bir yer düşündüm ben bunlara. Şöyle sulayalım. Sanki böyle bayağı, hele ki bu, yani şu açmamış daha olan, sanki aşırı güzel açacakmış gibi geliyor. Diğeri daha küçük ama bu daha büyük. Eğer bu böyle güzel açarsa aynı fiyatlarda ama bence daha büyük yani. Bakalım. Böyle bir şey olmadı. Yine alırım. Evet arkadaşlar, çıkmadım. Hoş bulduk. Eymen Bora meşhur hoş geldiniz şeyini yaptı. Çocukları bir arayın, hemen meyve yedireyim dedim. Selamun aleyküm gençler. Aleyküm selam. duydunuz mu? Selamun aleyküm gençler dedi. Çok tatlı. Şöyle. Çok lezzetli. Çok mu lezzetli? Meyve yiyecek ya, nasıl mutlu. Hadi bakalım. Mihra sen de gel anne. Hadi. Gel ben. Burada iki ayağımı. Sol ayağımı. Nasıl olmuş? Ne olmuş? Açtım. Açtım. Hadi ayakkabını giy bakalım. Geç bakalım kızım. Kalk. Nasıl kalk, olmuş? Kalk, kalk, kalk. Uf mu olmuş? Buraya krem sürdük değil mi? Geç kızım. Evet. De. Evet annem, fıs fıs yaptık. Bu suyumuz, şeyimiz hazır, şişemiz. Doldurup içeriz. Ben biz seni bekliyoruz. Bak ben seni bekliyorum burada. Şu cimcimeye bakın. Şu üste başa bakın şunların ya, gerçekten. Tam böyle sürekli yeni eve gittiğimiz için şey kombinler, üstler başlar batmamış. Efendim anne. Evet, Simba giydin değil mi anne? Evet, bak, bak işte. Hadi asansörü aslan çağıralım. Asansörü çağır bakayım. Ben. Baba.
Bay bay mı yapıyorsun? Bay bay yapıyor, bay bay. Nilay gel. Arkadaşlar biz çıktık ve evimize geldik. İlk önce şöyle görmediğiniz şeyleri göstereyim dedim. Kapımız geldi çok şükür. Şurada da kapımız var. Çok çok güzel. Biz böyle antrasit bir şekilde tercih ettik. Şu yan taraflara demirler gelecek. Onlar hafta içi gelecek ya da hafta sonuna doğru. Aha. Karabaş. Annem hoş geldin. Hoş geldin. Bıçırığım benim. Yerim ben seni. Yerim ben seni güzellik. Dur dur dur. Ne oldu? Acıktın mı? Mama koyalım mı? He? Evet. Oralara daha demirler gelecek. İlk önce bir kapıyı hallettiler. Kapı gelmiş oldu bu şekilde. Sonra dün ve ondan önceki gün bizim şu toprağımızı çime hazırladılar arkadaşlar. Daha çapa yapılacak değil mi? Şimdi şöyle sulama sistemi yapılacak hafta için. Evet, gelip çapa makinesiyle hepsi çapa yapılacak. Çıkan taşlar tekrar ayıklanacak. Ondan sonra sulanacak. Evet. Şöyle aslında hafta yani bugün ya da dün yapılması gerekiyordu su sulama sistemi ama gelmediler gene. Hafta içi dediler. O yüzden şimdi hafta içi bekleyeceğiz. Umarım bu sefer gelirler ve bu çim olayını bir hallederiz. Bu arada bize sürekli serme çim öneriyorsunuz. Kameradan belki biraz küçük gözükebilir ama bahçemiz kocaman arkadaşlar. Arkaya doğru da gidiyor. Şu tarafta var biliyorsunuz ki ve bize ilk sorduğumuzda biz birkaç ay önce sorduk. Yani sadece serme çim için 50-60 bin lira gibi bir fiyat biçtiler. Şimdi düşünemiyorum bile zamlardan sonra. Biz de hani zaten biliyorsunuz biz ev anlaşmasını yaparken bütün anlaşmayı bir yaptık. Yani hani peyzajına kadar ve tohum olaraktan fiyata dahil diye bu şekilde denemek istiyoruz. Eğer ki baktık seneye kadar bir türlü beceremedik ya da olmadı ki burada bir bahçıvanımız var. O çok güzel bir şekilde ayarlayacağını söyledi. Çok güzel yapacağını söyledi. Ama diyelim ki hadi olmadı. Belki o zaman seneye serme çim yaptırabiliriz. Ama şu an hani zaten fiyata dahilken bunu yapmamak biraz böyle saçma olurdu. O yüzden İnşallah o da olacak. Ama burası böyle çok güzel düzlenmiş oldu arkadaşlar. Bu arada onu da göstereyim. Mangal köşemizin dolabı geldi. Ben o kadar beğendim ki şöyle mutfaktan sanki devamıymış gibi gözüküyor. İçeriden de o şekilde gözüküyor. Sanki devamıymış gibi. Şimdi kesin belki antrasit olsaydı diyenler olacaktı ama ben orayı iyice böyle kapkara yapmak istemedim. Beyaz olsun istedim. Şuradaki beyaz dolaplarımız gelmiş oldu. Çok çok beğendim dediğim gibi bu şekilde. Bakın buralarda hep dümdüz. En düşük yerimiz şurası. Aha. Çapa yapıldıktan sonra biraz daha böyle yavaş yavaş tıraşlana eşitlenecek. Aynen. Sen arkayı da göster istersen. Arka da çok güzel oldu canım. Orayı da göstereyim. Bak, buralar falan hep temizlenecek. Temizleyeceğiz inşallah. Şöyle göstereyim size de. Ay çok güzel düzlendi bakın. Oh. Bir düzlendi, bir şey oldu. Buralar dediğim gibi temizlenecek. Burak şu duvarları da temizlemeye başlayacak artık. Çünkü bu işlem bayağı bir toz kaldırdı. Bütün ev öyle bir tozlanmıştı ki arkadaşlar anlatamam size. Ben temizliğe başladım evde. Onu da göstereceğim size. Şimdi eve gidelim. Bu arada şuraya saksımı da koydum. Bu evde vardı zaten. Onu şuraya bir yere alacağım. Renkli çiçekler düşünüyorum içine. Şuraya da böyle giriş pampasımız var. Onu falan koyarız. Güzel güzel böyle renkli renkli olur. Şu an mutfağın dağınıklığına bakmayın. Çünkü evde bir temizlik var ve her şeyi şuraya yığmaya başladık. Burak birkaç gün önce şey yaptı. Evi bir ilaçladı arkadaşlar. Sonra ben temizliğe başladım. Böyle oda oda gidiyoruz. Size odaları da göstereceğim. Bu arada avizelerimizi de dün Burak taktı. O kadar beğendim ki şöyle uzaktan bir göstereyim. Siz burayı böyle temiz düşünün. Şurada perdesini falan düşünün. Aşırı hoşuma gitti. Hayal ettiğimden çok çok daha güzel oldu. Şöyle göstereyim size. Cam üstü de pirinç bir şekilde arkadaşlar. Neden cam tercih? Şimdi pişman olacaksın diyenler olacaktır. Buraya ne yaparsam yapayım her türlü kirlenecekti arkadaşlar. Çünkü burası mutfak.
Ben de böyle şuradan kolaycana açılıp makineye girebilen, işte bir yağ çöz sıkarım, makineye atarım, tertemiz çıkar diye düşündüğüm için bu şekilde tercih ettim. Bir de aşırı böyle detaylı ya da çok renkli bir şey istemedim. Şimdi buraya beyaz bir şey yapsaydım olmazdı. Tamamen gold bir şey yapsaydım çok göze batardı. Böyle minik detaylı güzel bir şey olmuş oldu. Ve bence çok çok hoş olmuş oldu. Bulaşık makinemizi oraya soktuk arkadaşlar. O da orada. O da çok çok güzel oldu bu şekilde. Bu arada bakın şuradan mangal kısmını gösteriyorum size. Yani kastettiğim buydu. Böyle bir gibi gözüküyor. O yani antrasit olsaydı çok göze batacaktı. O yüzden ben beyaz tercih ettim. Böyle hoş bir görüntü oldu bence. Şuraya da bir kapak gelecek. Demirden bir kapak yapılacak. Evet, şimdi ben bütün evi temizliyorum arkadaşlar. Camları tekrar misliyorum. Yerleşirken olsun, o süreçte bayağı bir ev hani tekrardan, hani şöyle inşaat temizliği değil de bir temizlik gerekiyordu. Kapılar tekrardan, bütün şu prizler toz oldu dediğim gibi, sonra hep camlar üstten açık diye çapa yapılırken bütün toz içeri girdi. Böyle hiç gözükmüyordu. Yani öyle bir fayans seçmişiz ki asla pisliği belli etmiyor. Bir sildim, kapkara su çıktı. Allah'ım ben anlamadım. Şöyle bu odayı tertemiz yaptım. Kapılarından, camından, süpürgeliklerinden düşünebileceğiniz her şeyi. Şu dolap içleri tekrar bir ayarlandı arkadaşlar. Dolap içlerimiz de, şurada lambayı da açayım. Dolap içlerimiz ayarlanırken böyle minik hafif toz döküldü. Onları ben tekrar tertemiz yaptım. Bütün dolap içlerini. Şöyle banyomuzda göstereyim. Şimdilik bu şekilde yaptım. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şurayı şöyle göstereyim. Bu şekilde banyomuz. Buraya daha bir minik bir dekor koyacağım. Olmuş oldu. Bakın bu şekilde. Çok çok güzel oldu bence. Aa, şu biraz düşmüş. Çocuklara şöyle bir oyuncak şey yapmıştık. Onu da böyle sabitleyeyim. Şurada da onların fileleri, şampuanları falan var. Yani çocuklu ev olunca dedim bu banyo tamamen onların böyle isteği gibi. Oyuncakları falan olsun, şeyleri olsun. Bu şekilde çok çok güzel oldu. Yani dediğim gibi burayı bu şekilde temizlemiş olduk. Bunlar da mobilyalarımız geldikten sonra. Hepsi yıkandı, temizlendi. Şu poşette olanlar da yıkandı. Mobilyalarımız geldikten sonra odaya inşallah dahil olacak. Oğuşumun odasına daha mobilyaları biliyorsunuz ki gelmedi. Ama olanlarla böyle bu şekilde koyduk. Yatağı cibinliğine astık. Cibinliği belki farklı da asabilirim. Şu anlık böyle bıraktım. Burada bir karton var. Oda dekorları var. Onlar da inşallah mobilyalarımız geldikten sonra odasını hemen dekor etmek için ayarlayacağım. Burada fotoğraflarımızı, işte resimleri astım. Yerler falan temizlendi. Camı da temizlendi dediğim gibi. Bakın böyle tertemiz oldu. Mis gibi. Burayı da halledim. Şimdi ortak kullanım banyosuna arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben banyo halılarımı hep böyle beyaz tercih ettim. Ondan önce de hep beyaz kullanıyordum. Diğer evde sonradan kaldırmıştım. Çok kullanışlı buluyorum. Bilmiyorum yani, hiç öyle hızlı kirlenmiyor. Hani bir kirlense makine atınca tertemiz çıkıyor. Ve daha ferah gösteriyor. Daha sade gösteriyor. Sadece şuralara detaylar yapmış oldum. Şöyle şuraya peçeteliğimi koydum. Bakın bu şekilde. Buraya böyle bir dekor yaptım. Sonrasında burası da bu şekilde olmuş oldu. Bence çok güzel oldu. Şurada bir gold tepsim var. Havlular falan. Burası da böyle mislendi. Dolap içlerine kadar girdim. Baya baya güzel oldu. Evet, burası da böyle. Kızlarımın odasına arkadaşlar. Yatakları geldi. Bu yataklarından sipariş vermiştik. Onlar geldi. Sonrasında daha buraları düzenleyeceğiz. Belki burada bu şeyi tam altı alabiliriz ki. Çünkü Mihra'nın yatağı baya üstte kaldı. Düşmesin diye onu belki tam altı alabiliriz. Bu şekilde böyle çok çok güzel oldu. Meyra'ya da yine aynı bu dönenceden gelecek falan. Odasını daha dekor edeceğiz bunların. Evet, burada da oda dekorları var arkadaşlar. Bunlar da inşallah mobilyalarımız gelince buraya böyle güzel güzel yapılacak.
Burası da bu şekilde oldu. Burayı da temizledim. Bahçe mobilyalarımızın minderleri var. Burada da oyun odasına ve misafir yatak odasına ait olan ürünler var. Onlar da burada böyle duruyor. Dün bu şekilde halledebildim arkadaşlar. Şimdi çamaşır odasını yapacağım. Vestiyere geçeceğim. Ve sonrasında mutfak, salon en önemli kısım. Oraları halledeceğiz inşallah. Şu çamaşır odası hızlı biter diye düşünüyorum. Hemen bir dolap içlerini kontrol edeceğim. Bir şeyler varsa hemen onları sileceğim. Buraları da misleyeceğim. Ondan sonra diğer asıl ana odaya geçeceğiz. Ayak topuklarımı hissetmiyorum. Saatler geçti. Ben temizlik yaparken çekmedim çünkü gerçekten artık bazı şeyleri bitirmek istiyoruz. Süpürge şu an burada, onu eve götüreceğiz. Şu dış kapıyı tertemiz yaptım. Burası bu şekilde oldu. Burası bu şekilde. Vestiyerin dolap içlerini falan tekrar yaptım. Birkaç gün önce dolapçı gelmişti. Bütün dolap kapaklarını tekrar son kez, işte hani yükler falan geldikten sonra ayarlamalarını yaptı son kez. Haliyle biraz bir şeyler döküldü. Onların hepsini tertemiz yaptım. Yüzlerini falan sildim. Buralar da temiz. Burası da böyle temiz arkadaşlar. Şu arkadaki gördüğünüz eşyalar, onlar çatıya çıkacak. Onları hep orada biriktiriyoruz. Biriktirip ondan sonra çatıya götürüyoruz. Bu şekilde ama tertemiz oldu. Gelelim şimdi bu kısma. Buranın yeri silinmedi daha arkadaşlar. Sırf böyle üstüm bir süpürdüm ama daha silmedim. Çünkü bayağı detaylara girdik. Bütün dolap içleri, işte bunlarda birkaç leke vardı, onları çıkardım. Hani şu görebileceğiniz her yer temizlendi. Şuradaki vazolar tekrar yıkandı. Tezgahtır, carttır, curttur, öyle vallahi yani hışım çıktı diyebilirim. Sonrasında şu gidecek arkadaşlar. Bu biliyorsunuz fazladan olan eşyalar, bunları bir ablaya vereceğim. Burada bahçe eşyaları var. Bahçe sandığımız geldi. Onu da sizinle paylaşacağım. Ona koyacağım bir kısmını. Bir kısmını da dekorda kullanacağım bahçede. Şu mangal kısmı yeni olduğu için oraları temizledim. Dediğim gibi sadece buranın yeri kaldı. Camlar içten silindi. Ama dıştan daha silinmedi. Artık hepimizin perti çıktı. Burak şu duvarları içten tertemiz yaptı. Sonra verandaya falan bir su tuttu. İşte şu kapının önünü ben hallettim. Orayı göstereceğim size. Bayağı dediğim gibi iş yaptık. Çamaşır odasını temizledim. Orayı da göstereyim hatta size. Az kalsın. Unutuyordum. Böyle tertemiz. Şunu bilene soktum duşa kabine. Foşur foşur yıkadım arkadaşlar. Şunların daha yeri belli değil. O yüzden banyo paspaslarını şu an buraya koydum. Ama onlar da inşallah buradan gidecek. Böyle tertemiz oldu burası da. Evet arkadaşlar, kapının önü de bu şekilde tertemiz yaptık, yıkadık. Şöyle şurada bir saksım var. Buraya rengarenk bir çiçek düşünüyorum. Bunları böyle idareten koydum ama değiştirebilirim. Şöyle paspasımız var bu şekilde. Böyle tertemiz, çok çok güzel oldu. Şimdi bu arada şu saksıları da temizledim. Şu iç kısmında görüyorsunuz biraz. Hep şöyleydi dıştan her yeri. Şimdi oralara çiçek gelecek diye çok o detaya girmedim ama şu yanlardan falan tertemiz yaptım. Sonrasında aha, sandığımızı da göstereyim size hatta. Şöyle bahçe sandığımız şu an biraz kirlendi haliyle, üstüne çamurlu bir şeyler koydum ama böyle indirime girmişti. Böyle almış olduk. Çok çok güzel oldu bu da. Şöyle bakın. Şu an karabaşın maması var. Bu şekilde oldu bu da. Çok güzel. Eve geldik arkadaşlar. Hemen bir yemek söyledik, yedik. Annem elleyebilir ama arabayı. Allah'ım. Nasıl cadı bir şey. Hadi abiyle beraber binin. Kal. Bak bak şimdi nasıl çığıracak. Eymen de biliyor çünkü. Bak bak, izin vermiyor. Ben geliyorum. İkiniz bir paylaşacaksınız. Annem bir dakika bir çık bakayım. Eymen bir çekil annem. Beraber yapacağız şimdi. Dur bakalım. Mihra bak bak nasıl hemen gülümsüyor. Yok sana. Aa, efendim. Abi de gelecek. Dur. Kay. Kay abi de gelsin. Beraber binin anneciğim ya.
Oo, Mihra Aksa abisini mi sürecekmiş? Aç bakayım arabayı. Açın. Ey benim, ah benim garip hanım. Şarkı da açın. Evet. Şarkı açın hadi. Bak geldim mi? Konuşacağım. Hadi. Mihra paylaşacaksın annem abiyle. Görüyorsunuz. Nasıl bir şeysin sen? Sanki biraz kararmışsın. Yok ya. Baksana ne kadar kara. Bakın arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Yani ne ya? Kapkara. Evet arkadaşlar biz eve geldik, yemek yedik. Çocukları o yorgunlukla banyo yaptırdık. Öldük bittik ama anlatamam size. Yani şu an ayak topuklarımı hissetmiyorum. Bugün gerçekten iyi çalıştık ama yani. Çok erken gittik bir de. Doğru olarak bilmedik. Geçen annemler akşam gelir dedik. İkindi vakti geldiler. Bugün de ben videoda diyorum ki ikindi vakti gelirler. Şimdi akşam geliyor. Aynen çocuklar yattı arkadaşlar. 45 dakika falan kaldı gelmelerine. Aynen. Biz evi zaten toparlamıştık. Evet. Süpürgeyle biraz süpürdük falan. Çocuklar dediğim gibi banyo yaptı, yattılar. Şimdi marketten bir şeyler söyledik. Geldi mi onlar? Onlar gelmedi. Acaba kapının önünde mi bıraktılar ya? Bir bakalım. Birazdan çayımızı demleyeceğiz. Abur cubur falan söyledik. Akşam keyfimizi yaparız diye düşündük. Arkası da bir serindir şimdi. Oh, vallahi çok güzel olacak. Bir yola çıktı diyor. Ha, birazdan gelir. Onu da olmadı paylaşırım. Öyle evet. Arkadaşlar yani çok şükür annemler de geliyor. Fethiye'deydiler onlar da zaten. Özledik ya. Çocuklar çok özledi. Her gün soruyor hemen. Evet. Anneanne dedi teyze gelecek mi? Nerede? Üçünü hep bir sayıyor. Aynen. Anneanne dedi teyze. Aynen. Tatildeler mi? Ay yavrum benim. Bir dahaki sene inşallah hep beraber çıkacağız. Evet. Bugün bu kadar iş yapmamızın sebebi annemler varken yani evet. Bu tarz işlerle uğraşmak istemedik arkadaşlar. Konuşumu zaten bir ton iş yaptılar. Geçen geldiklerinde biraz gezelim daha. Aynen biraz gezelim. Tozalım. Bir de hani aslında şu an iş yapmamızın sebebi taşınmamıza az kaldı arkadaşlar. O yüzden hani biz böyle kendi aramızda hemencik bir şeyleri halletmek istedik. Çok ufak tefek iş kaldı. Yani sadece mutfak salon camlarının dışı kaldı. Zaten verandayı sürekli yıkıyoruz. Orası sürekli olacak olan bir şey. Ve yeri silinecek salonu. Aynen. Heh. Hadi sen al bakalım. Şöyle minik market alışverişimizi de göstereyim arkadaşlar. Şimdi çayın yanına bir şey yoktu. Bir şeyler alalım dedik. Ekstradan soda aldık. Soda eksiğimiz vardı. Şampuanımız bitti. Bey pazarı yoktu onun için onları aldık. Evet. Şampuan aslında yeni evden götürecektik. Sonra unuttuk. Dedik hemen şöyle küçük bir tane alalım. Sonra şöyle cips aldık. Babam cipse bayılır. Sevdiği cipslerden aldık. Şöyle limon aldık. Annem limonlu soda çok yapar. Geçen evde yoktu. O sebepten dedim hemen limon alalım. Kahvaltı için süzme peynirimiz bitmiş. Onu aldık. Şöyle abur cuburlardan aldık. Bu arada bu babamın en sevdiği. Ondan aldım. Hatta iki tane aldım. Onları. Aynen. Abur cubur arkadaşlar çok seviyor bu jelibonları. Halle'yi aldık. Bunu da. Benim de biliyorsun en sevdiğim o. Evet. Ben mesela aramam ama ağzıma hep bir iki tane atarım mutlaka. Halle'yi aldık. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi heyecanla gelmelerini bekliyoruz. Gelsinler. Onu da çekeceğim inşallah. Kendimi göstermeyeceğim muhtemelen. Çünkü gerçekten şu an ev halindeyim. Çok yorgunum ama annemleri bol bol çekeceğim. Burak yatakları sermeye başladı arkadaşlar. Evet. Ellerine sağlık bakalım. En iyi seninkini salona seriyoruz. Tek kişilik bir yatak var arkadaşlar. En iyisi kedilerle beraber. Aynen. 3 kediyle birlikte. Şimdi hadi bakalım. Kamera açalım. Aleykümselam. Ne biz yapıyorsunuz? Geldik yine. Hoş geldiniz ya. Ayaklara biz geldik. Yavaş komada iyi gel.